Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizlere faydalı olacak bir konudan bahsedeceğim. Burada en son çektiğim videoda yavrunun erken ayrıldığını söyleyen yorumlarda bazı arkadaşlar oldu. 20 günlük olduğunu söylediler yavrunun. Bazıları çok ufak ayırdığımı, aç kalacağını, yaşamayacağını söylediler. 20 yıldır yaptığım işi bana öğretmeye kalktılar. Ama yine kendileri yanıldılar. Yaklaşık 4 gündür kuşu ayırmış bulunmaktayım. Bakın şu bu sarı kuş. Ayırdığım video bir önceki video. Bakın şöyle kursağını da kontrol edelim tekrar. Evet arkadaşlar bakın kursağı dolu. Kursağında yem var. Şimdi bu arkadaşlar bazı konuları bilmiyorlar. O yüzden bugün bakın kafasındaki yara izini de göstereyim. Bu arkadaşlara da bu konuyu bilmeyen arkadaşlarımıza da bugün güzel bilgiler verelim. Şimdi bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz yavruyu kaçıncı günde ayırmalıyız veya yavruyu ne zaman ayırmalıyız? Bu gerçekten hassas ve önemli bir konu. Çünkü birçok arkadaşımız yavru alamazken, birçok arkadaşımız da yavruyu aldıktan sonra yavruyu yeme düşüremeden maalesef annesi tarafından yavru öldürülüyor, yaralanıyor. Ve bir yavru değil mesela 3-4 yavru da aynı sorunla karşılaşabiliyor. Maalesef yavruları kurtaramıyorlar. Ya işte annesinin dövmesinden dolayı yavrular hayatını kaybediyor ya da ayırdıktan sonra yeme alışamıyorlar. Bu konuda bugün sizlere biraz detay vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız 20 günde yavru ayrılmaz demiş. Doğru, 20 günlük yavru ayrılmaz. Fakat bundan bir önceki izlediğiniz yavrum Rumbo yavrusu ve bu yavru 27-28 günlük bir yavru. Normalde arkadaşlar 25 günden sonra yavruları ayırabilirsiniz. Yavrunun hırçınlığına, diriliğine göre yavrunun yeme alışma zamanı 22 günlü olabilir, 23 günlü olabilir. Yumurtadan çıktıktan sonra söylüyorum. Bazı kuşlar 23 günde, 24 günde yem yemeyi öğreniyorlar. Bazı kuşlar da 30-35 günde öğreniyorlar. Bunlarda kuşları ayırırken dikkat etmeniz gereken etkenler nelerdir? Anne kuş yavrulara zarar veriyor mu? Beslemeye devam ediyor mu? Öncelikle bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Çünkü çoğu zaman geç kalınıyor. Mesela bu benim ayırdığım yavruda çok erken aldın, yem yiyemez aç kalır diyen yorumlara yazan arkadaşlar kafasındaki yara izini az önce gösterdim. Kafasında darbe almış. Yani annesi kuşu yuvada istemediğini belli etmiş. Kafasına vurmuş, bir kere çıkarmaya çalışmış. Ben de bunu fark ettikten sonra zaten kuşu yeme ayırdım. Ayırmasaydım annesi zaten yuvadan atmak için dövecekti, yaralayacaktı, belki de öldürecekti. Bu muhabbet kuşu besleyen ve yavru alan birçok arkadaşımızın başına mutlaka gelmiştir veya gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu annenin uysal olmasından ziyade, ne kadar uysal olursa olsun, elinize alışkın olursa olsun bu hareketi yine yapabilir. Bu hareketi yapmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi erkek kuştur. Neden erkek kuştur? Erkek kuşun yavruların büyümesini tamamlamadan, yeme alışmasını tamamlamadan, tüylerini tamamlamadan erkeğin tekrar çiftleşme isteği, kızgınlığı kuşu yuva hazırlamaya yönlendirir. Dişi kuşa yaptığı baskı, dişi kuşun yuvayı bir an önce boşaltıp yavruları bir an önce yuvadan atıp tekrar yuva hazırlayıp yumurtlaması demektir. Bazı dişi kuşlar yuvada yavruları varken tekrar yumurtluyorlar. Yavruları daha yeme düşüremeden zarar vermiyorlar. Ama bazı kuşlar da yuvada hiçbir yavru istemiyor. Tamamen yuvanın boş olmasını istiyorlar. Bu yüzden yavruları kovuyorlar. Bu dönemde verdiğiniz mamalar, işte ek takviyeler, yavru var diye verdiğiniz şeyler erkek kuşta tabii ki kızgınlık yaratıyor. Yavruların büyüme döneminde erkek kuş çiftleşmediği için, o dönemde çiftleşemediği için devamlı bir çiftleşme isteği, devamlı bir dişi kuşa baskı oluşturuyor. Bu baskı da yavrulara zarar verme gibi sonuçlar doğurabiliyor. Eğer böyle sorunlarla karşı karşıyaysanız, dişi kuşunuz yavruların tüylerini yolmuşsa, yavruları dövüyorsa, vuruyorsa bunu fark ettiyseniz
Hemen ne yapacaksınız? Erkek kuşu ayıracaksınız ki baskı yapmasın. Yavrulara zarar vermesin. Dişi kuş tek başına bakabilir mi yavrulara? %80 oranında bakar. Bunu sakın ha dert etmeyin. Ve kuşlarınız da 24-25 günlük olduğunda, tüylerini tamamladığında, kanatları tamamen çıkmasına gerek yok. Elinizi ısırdığında acıtıyorsa bunun yavru ayrımı nasıl ayrılacağını zaten ayrıntılı videolarla anlattım. Kuşlar elinizi ısırdığında acıtabiliyorsa yemi kıracak düzeye gelmiştir. Şimdi yavru ayırmada da kademel olarak yavru ayırma var. İlk iki yavru beraber ayrılır. Yuvada tek yavru varsa bu tek ayrılır. Yavruları ayırdıktan sonra izlemeniz gereken süreç, her gün kursak kontrolü yapılır. Her gün yapılan kursak kontrolünde aç kalan yavru varsa babanın yanına ayrılarak babaya beslettirebilir. Tekrar yuvaya koyularak anne kuşa beslettirilebilir. Fakat dediğim şekilde erkeğin baskı yaptığı bir ortamda eğer yavruyu ayırdıysanız tekrar aynı ortama koymanız doğru olmayabilir. Çünkü hemen koyduğunuz zaman dişi kuş zarar vermeye kalkabilir. Bu durumda babayı besletmeye deneyeceksiniz. Babayla yavruyu ayrı bir kafese koyacaksınız. Yere bolca yem koyacaksınız. Hem baba kuş yerden yediği zaman yemi, yavrusu da bunu öğrenmiş olacak ve baba o esnada hem anneyi beslediği için hem yavruları beslediği için, buna alışkın olduğu için yavruyu beslemeye %70-%80 oranında devam edecek. Bazı kuşlar dahil değil, bazı kuşlar beslemiyor, bazı erkek kuşlar bakıcı olmuyor. Yavruyu yanına ayırdığınız zaman, dişiyi ayırdığınız zaman yavruyu beslemiyor. Bu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumlarda da şırınga maması alacaksınız. Şırınga mamasını hazırlayıp güzelce yavrulara şırınga mamasıyla yem yemeyi öğrene kadar takviye yapacaksınız. Yalnız şırınga mamasını da günlük 2-3 öğünden başlayıp yavaşça öğün miktarlarını azaltmanız gerekiyor. Çünkü yavru kuş aç kalmadığı zaman kesinlikle yem yemeyi öğrenmez, yem kırmayı öğrenmez. Yavru kuş ne zaman aç kalmaya başlarsa o zaman yem kırmak için mücadele verecektir. Açlığını dindirmek için yerdeki kabuksuz yemleri, kabuklu yemleri irdeleyecektir. Yere koymanız gereken yemlerden bahsedecek olursak, asbur. Asbur dediğimiz sade kanarya yemi olarak da geçiyor. Kabuğu kolay soyulduğundan yavruların yeme alıştırmada bir numaralı yardımcısı. Bunun haricinde kabuksuz yem deneyebilirsiniz. Kabuksuz yem de yavrunun bir an önce yemleri yemesinde yardımcı bir etkendir. Tabi bu süreçte yavruların zarar görmemesi için dediğim gibi en erken nasıl ayırabiliyorsanız ayırıyorsunuz. Ayıramıyorsanız erkek kuşu ayırıp dişiyi baskıdan kurtarıyorsunuz. Bu şekilde yavrularınızı sağlıklı bir şekilde büyütüyorsunuz. Ki bakın burada ayırdığım yavruyu da görüyorsunuz. Az önce kursak kontrolü yaptım. Bu yavruların çoğunu ben dediğim şekilde ayırdım. Yani yuvadan ilk ikisini ayırdım. Sonra öbürü bir her gün kursak kontrolü yaptım. Baktım az bir şey yem var mı yok mu. Yani az bir şeyde yem yiyebiliyorsa yem yemeye alışmış demektir. Birinci gün az yemiş olabilir. İkinci gün çok az bir şey yemiş olabilir. Üçüncü ve dördüncü günde kuş halsiz düşmüyorsa, eğer hala yem yemeye devam ediyorsa, bu kuş kendini toparlayacak demektir. Yem yeme sürecinde de yavrularda kendileri yeme alıştığı için yavru kuşlarda ilk yeme alışma sürecinde ilk bir hafta 10 günde yavru kuşlarda zayıflama olur. Çünkü annesi kuşları güzel beslediği için yavrular ilk yuvadan çıkarken tombul olurlar, tüyleri tam olur, sağlıklı olurlar. Tabi bu az yavrular için geçerli. 4-5 yavru üzerinde yavru bakan anne kuşlar yeterli yiyeceği, vitamini hepsine sağlayamadıkları için bu kuşlarda yavrular yeme alışırken zayıf olma ihtimalleri yüksek. Ama dediğim gibi normalde kilolu olan yavrular kendileri yeme alışma sürecinde az yem yiyebildikleri için, annesinin verdiği vitamini alamadıkları için ilk bir hafta zayıflayabilirler. Haberiniz olsun. Bir haftadan sonra, 10-15 günden sonra yem yemeye devam ettikten sonra kuşlar kendilerine gelecektir. Ve normal 20 günden sonra, 30 günden sonra diğer kuşlar gibi olacaklardır. Diyelim bugün de böyle yavruları kaç günde
Ayırmalıyız isimli videomuzu sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Videomu beğendiyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.